İzleyeceğiniz bu videoda Baldo öğretmene çok kötü şeyler olacak. Hazırsanız şimdi videoya geçelim. Bilecek öğretmenim, bugün derste ne işleyeceğiz? Ya saçımı çekiyor, bir şey söylemiyor. Ya Ayça, mızıkçılık yapmasana, ne söylüyorsun? Çocuklar susun, zaten başım ağrıyor. Hemen ders işleyip gideceğim. Lala öğretmenim ya, ne oldu? Bugün moyeniniz çok başa. Vallahi bilmiyorum kızım, hiç ders işleyesim yok. Geçmiş olsun Bilecek öğretmenim, ambulansı çağırayım mı? Hastaneye götüreyim sizi. Yok orada evladım, yok. İyiyim ben, hadi derse geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi izleyeceklerinize hazır olun. Çünkü Baldi'ye çok kötü şeyler olacak. Evet çocuklar, şimdi 3 ile 2'yi topladığınızda... Baldi öğretmenim, iyi misiniz? Arkadaşlar, Baldi öğretmen bayıldı. Ay, ben böyle şeylerden çok korkayım. Hemen gidelim buradan. Çocuklar, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Uzaklaşın benden. Olur mu öğretmenim ya? Siz bizim öğretmenimizsiniz. Biz size yardım edeceğiz. Arkadaşlar, ambulansı çağırırım hemen. Allah Allah ya. Ambulansın numarası neydi ki? Çocuklar, beni dinleyin. Kendimi kötü hissediyorum. Gideyim buradan. Size kaç defa diyeceğim gitmeniz gerektiğini. Şimdi gelin buraya bakalım. Hiçbir yere gitmek yok. Bu ne böyle koçum? Baldo öğretmenimize ne oldu öyle? Baldo öğretmeni böyle giyiyor. Hemen kantine saklanmamız lazım. Bu kantinde görmeyebilir bizi. Ama ya bizi görürse o zaman ne yapacağız? Ses çıkarmayın. Tamam. Arkadaşlar, ses çıkarmayın. Sessiz olun. Nereye gittiniz be? Neredesiniz? Nerede? Of, bu Baldi öğretmene ne oldu böyle ya? Hiç derdimiz yokmuş gibi. Bebek asker kardeşim, birazcık sessiz konuş, yoksa duyacak bizi. Neredeler? Arkadaşlar, burnuma bir şey kaçtı. Hapşuracağım galiba. Ayça lütfen, kurban olayım. Sakın hapşurma, yoksa duyar bizi. Hapşur. Birisi hapşurdu. Galiba buradalar. Arkadaşlar, dua edin inşallah hapşurun sesini duymamıştır. Galiba kantine saklanmışlar. Çıkın buradan. İşte buldum sizi. Hemen ailemizin yanına gidelim, yoksa kurtulamayacağız. Ayağım, imdat, kurtarın beni. Şimdi ne yapacaksın orada? Duy, lütfen duy. Ben sana hiçbir şey yapmadım ki. Ne istiyorsun benden? Hadi bırak beni. Senden hiçbir şey istemiyorum. Tek istediğim şey... Ne istiyorsun? Tek bir şey istemiyorum. Çok şey istiyorum. Ve sonunda Baldi korkunç bir mutasyon geçirmişti. Ve şehirdeki çocukların hepsi korkuyordu. Bakalım korkunç Baldi'nin böyle olmasının sebebi kimdi? Vallahi çok yoruldum ya. Eve gideyim de birazcık dinleneyim. Benim düşmanım hemen orada durayım. Senden öyle bir intikamımı alacağım ki Baldi. Geçmişte bana yaptığın bütün her şeyin hesabını vereceksin. Sinema salonundan sana yere yurttum. Ama seni buraya nasıl getireceğimi hiç bilmiyorum. Hem de buldum. Telefondan Baldi'yi işleteceğim. O zaman başlasın intikamımı. Şöyle eve de gittim mi? Allah Allah ya, beni bu saatte kim arıyor? Allah Allah, bilinmeyen numara, kim acaba bu? Neyse, dur şöyle açayım. Alo, buyurun. Alo, Baldi ile mi görüşüyorum? Evet, buyurun, benim Baldi. Sizin öğrenciniz olan Ali'nin babasıyım ben. Sizi çok sevdiğim için size sinema salonunda yer ayırttım, tamam mı? Gidip izleyebilirsiniz şimdi. Çok teşekkür ederim. Hemen gidiyorum oraya. Size minnettarım. Hatta içeceğiniz ve yiyeceğiniz de hazırdır, tamam mı öğretmen bey? Gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Vay be, uzun zamandır film izlemiyordum. Ne kadar cömert bir beyefendi. Bana sinema salonundan yer ayırtmış. Şöyle oturayım. Kolamı da içtim mi? Oo, gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Baldi'yi korkunç Baldi yapan aslında Temel Reis. Baldi'den intikam almak için kolanın içine mutasyon geçirme iksiri koydu. Ve Baldi kolayı içince korkunç Baldi'ye dönüştü. Şimdi Baldi'yi kim bu duruma getirdi, onu çukura atmakta sıra. Lütfen yorumlarda yazın. Gözlerim kıpkırmızı oldu. Hiç kimse beni beğenmiyor. 4 tane bacağım var. Kim beni bu hale getirdiyse atın yanıma. Hiç kimse Temel Reis'in yaptığını bilmiyor. O yüzden yorumlarda Temel Reis'i çukura at yazarsanız Temel Reis'i çukura atacağız. Yok, Temel Reis yapmamıştır. Başka bir birisi yapmıştır diyorsanız da burada üvey anne var. Üvey anneden şüpheleniyorsanız yorumlara yazın. Belki de ben yapmışımdır. Yoksa kaslı Hoogie Woogie'den mi şüpheleniyorsunuz? Kara Sonic'ten mi şüpheleniyorsunuz? Minecraft'ı kasıp kavuran ve Minecraft'taki bütün canlıları yok eden Warden'dan mı? Ya Düsse, sen kafayı mı yedin? Ben Baldi öğretmeni neden mutasyona geçireyim ya? Ben yapmadım diyorum. Evet arkadaşlar, kimden şüphelendiğinizi lütfen yorumlara yazın. Ve videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Şimdi korkunç Baldi çukuru başlasın. Kim beni bu hale getirdi? Bulun hemen, bulun. Abi ulan ne güzel kokuyor bu çiçek ya. Ha? O ses de kimin lan? Oha, bugün yine çukur günü değil mi? Yine birilerini sorgulayacağız şuradan. Yavaş yavaş indin mi tamamdır. Oğlum burada Hoogie Woogie var, Üvey Anne var, Temel Reis var, Warden var, Sonic var. Bunları anladım da buradaki fakir ne alaka ya? Fakir, senin bu çukurda ne işin var? Ya bebek surat, ben de anlamadım ki. Şehirde işim gücüm var, 2'de 1 çukura çağırıyorsunuz. Fakir oğlum saçmalama ya, ben seni çukura niye çağırayım? Demek ki sen de suçlusun, o yüzden seni de buraya koymuşlar. O yüzden durdurduğun yerde. Bebek surat, onu bunu geçti. Arkana baksana, arkanda kim var? He, arkanda birisi mi var? Üvey anne, seni bu çukurda görmek var ya benim için büyük bir şeref. Seni atacağım ha aşağı, haberin olsun. Demek öyle ha bebek surat, hele bir beni at. Nasıl senin rüyalarına girip kabus oluyorum, gör gününü. Tövbe tövbe üvey anne ya, ne konuşuyorsun? Sen benim rüyama girersen var ya, senin bu gözlerinden dolayı artık ben uyuyamam, uykusuz kalırım. Neyse arkadaşlar, şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu çukurda kimden şüphelendiğinizi şu anda tek tek yoruma yazın, tamam mı? Yoruma yazın ki hem kalp atayım. Fazla uzatma bebek surat, hadi burada can çekişiyorum. Korkunç Baldi şu anda çok sinirli arkadaşlar. Siz benim demek istediğimi anladınız, o yüzden fazla uzatmıyorum. Yorumlarda kimden şüphelendiğinizi yazın, tamam mı? Şimdi hemen şuradan silahlarımızı alalım. Ben yerimde duran biri değilim. O yüzden beni hemen sorgulayın. İşim gücüm var benim ya. Allah Allah. Bu Sony'e de çattık arkadaş. Bir bekle kardeşim ya. Şuradan silahları alıyorum. İlk seni sorgulayacağım. Şimdi gel bakalım buraya. Sen mi yaptın lan? Doğru söyle. Ya sen kafayı mı yedin? Böyle sorgulama mı olur? Sonic, bak burada sorgulamaları ben yaparım. Sen yapmazsın, bebek tamam surat, mı? Çıldırtma beni. Can çekişiyorum diyorum. Hemen yolla kim tamam, yaptıysa. Tamam korkunç Baldi, tamam ya. Hemen sorgulayıp atacağım aşağı. Sen rahat ol. Şimdi sana bir soru soruyorum, tamam mı? 2 kere 2 kaç eder? 2 kere 2 4 eder. Valla helal olsun lan sana. O zaman bir tane daha matematik sorusu soruyorum. 4 kere 3. O soruyu bilmekte ne var ya? Çocuk oyuncağı. 4 kere 3 12 eder. He? Yani ben burada Sony'e soruyorum. Sen nasıl hadsizlik yaparsın da araya girersin ha? Ulan şimdi seni atmaz mıyım ben? Hayır hayır, sen beni yanlış anladın. Yani ben soruyu bilmek istedim. Ya boş boş konuşma, hadi seni atıyorum. Bay bay. Şaka yaptım. Ama şaka yaptım da arkadaşlarım eğer yoruma yazarsa seni atacağım diye atarım ha. Haberin olsun. Neyse arkadaşlar. Şimdi Warden'ı sorgulamakta sıra. Gel bakalım Warden. Bak sakın bağırma.
vallahi beni öldürürsün buracıkta. Bak ben baştan söyleyeyim, mutasyondan filan anlamam. Ben doğuştan böyleyim, o yüzden ben yapmadım diyorum. Lütfen beni rahat bırakın. Doğuştan böyleymiş, hadi lan oradan, sen de mutasyonsun. Bak hugi hugi misin nesin, sana buradan bir çarparım bir de yer çarpar. Hadi lan oradan, yer çarparmış, gelsene çarpsana. Seni kaslı kollarımla yere sererim ha. Oğlum sen benden nasıl konuşuyorsun lan? Ulan bırakın lan beni, bırakın. Tutan yok ki lan, gel kolaysa. Gelsene vur bakayım, bak sana ne yapıyorum. Arkadaşlar tamam ben. Tamam birazcık sessiz olun. Niye kavga ediyorsunuz ya? Ulan hugi hugi, seni atacağım aşağı, boş yapıyorsun. Atıyorsan at ya, burada bir dakika bile duramam artık. Ulan o zaman bunu sen istedin, al lan sana al. İyi bakayım, kimse benim yaptığımı çakmayın. Şşt Demir Reis, sen kendi kendine ne konuşuyorsun bakayım? Yok fakir uşağım ya, öyle boş boş durayım, hava ne güzelmiş onu konuşuyorum kendi kendime. Yemin ediyorum çok güzel bir su ya. Şimdi çukurumuza devam edelim. Gel bakalım Taner Reis, sıra sendeydi. Bak, şimdi seni aşağı atarım. Doğru söyleyeceksin, tamam mı? Korkunç Baldi ile eskiden sen çok ama çok yakın arkadaştın. Ama şimdi sevmiyorsun. İntikam almak için mi onu bu duruma getirdin? Doğru söyle çabuk. He uşağım, sen bunu nereden biliyorsun? Harbi bebek surat ya, kafadan mı attın yoksa araştırdın mı? Ya fakir kardeşim, sen beni ne sandın ya? Gittin emniyet müdürlüğüne, bunun TC kimliğinden tut parmak izine kadar her şeyini araştırdın. Eskiden Baldi ile sınıf arkadaşıymış bunlar, biliyor musun? Şimdi doğru söyle, sen mi yaptın? Tamam uşağım, tamam itiraf ediyorum, ben yaptım ama ben çek yapmadım, Sonic ile beraber yaptım. Sonic ile beraber mi yaptınız? Ulan Sonic, ilk seni atacağım, sonra Temel Reis'i atacağım. İşte böyle gidersin aşağı. Demek Temel Reis'le Sonic yaptı ha. Gel bakayım. Gördünüz mü arkadaşlar, Korkunç Baldi nasıl yedi Sonic'i? Şimdi Temel Reis'te sıra. Seni de aşağı gönderiyorum. Bay bay. Of of, bu yakınlarda da ıspanak tarlası yok ki ya. Ispanak yesem çok güçlü olacağım. Valla Temel Reis, ıspanak yok ama Korkunç Baldi var. Belki o seni yer, belki sen onu yersin. Valla arkadaşlar, hepinize çok ama çok teşekkür ederiz ya. Yorumlarda bize destek verdiğiniz için size minnettarım. Aynen öyle arkadaşlar. Beni seviyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni de sevmiyorsanız Bebek Surat kanalına abone olun, tamam mı? Ne valla arkadaşlar ya, videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın, tamam mı? Fakir ben valla çok susadım, birazcık şu akarsuda su içeceğim, sonra şehre gidelim, tamam mı? Sana çok güzel bir oyun göstereceğim. Allah Allah ya, tamam Bebek Surat, oynarız. Tamam tamam, oynayacağız işte, birazcık su içeyim geliyorum. Hadi arkadaşlar, siz de kendinize iyi bakın, görüşürüz, bay bay.